Advocates search for dignity and try and help people. But Washington says Turkey failed to present any evidence. Mr. Markov shot this dog's attention. Horrible attempt merely to destroy democracy. It was terrible. I condemned it and I still condemn it. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Efendim siz de hoş geldiniz değerli milletvekilim Ömer Faruk Gergerlioğlu. Hoş bulduk efendim. Efendim sizi yakından takip eden ve verdiğiniz hak savunuculuğu mücadelesine sonuna kadar destek veren merkezimiz Avustralya merkezli Advocates for Dignity yani haysiyet savunucuları Türkçe çevirisi. Aslında bir yani sizin yaptığınız çalışmaların bir bakıma Avustralya'daki bir ayağı da denilebilir insan hakları noktasında, insan haklarını savunma noktasında. Üyelerimiz ve gönüllerimize yönelik yaptığımız programa değerli zamanınızı ayırıp bu yoğun işte yangınların sürdüğü, zulümlerin sürdüğü Türkiye'de zamanınızı ayırıp programımıza katıldığınız için candan gönülden teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, öncelikle özgürlüğünüze yeniden kavuştunuz. Bu anlamda tebrik ediyoruz. Ömrünüzün büyük çoğunluğunu hak savunuculuğu ederek geçirirken özgürlüğünüz elinizden alındı zorla. Ancak bu çok uzun sürmedi. Şimdi özgürsünüz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Öyle demiştiniz. Nerede kaldık evet. Geçirirken? Biz de bu vesileyle sizlere Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve mağduriyetler merkezli bazı sorular hazırladık. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm mağdur ve mazlumların sesi ve soluğu oluyorsunuz. Bunun da bedelini ödediniz, ödüyorsunuz hatta. Ömrünüzün büyük çoğunluğunu hak savunucusu olarak mücadele ederek geçirdiniz. Doktor olmanıza rağmen insan hakları aktivisti olarak Türkiye'de çok zorlu bir yolu seçtiniz. Zira insan hakları mücadelesi gerçekten hiç kolay olmayan bir alan. Hemen sorum gelsin efendim. Bu mücadeleye ne zaman başladınız ve sizi buna iten olay ya da hikaye nedir? Herkese merhaba. Belki kimisine iyi akşamlar, kimisine iyi öğleden sonralar, kimisine de günaydın denecek bir dünyadayız. Efendim, ben zaten gözlerimi hani mücadele eden bir babanın evinde açtım. Babam rahmetli. İslami yapısı itibariyle, dindar yapısı itibariyle memur olarak çalışırken birçok sürgüne uğramış, ötekileştirilmiş bir insandı. Biz zaten gözlerimizi açtığımızda İslami açıdan böyle dışlanan, ötekileştirilen bir aile idik. İşte annemin başörtüsü, işte kardeşlerimin başörtüsü, babamın namaz kılması şu bu nedenlerden dolayı zaten hani işte Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işte yanlış algılanan laiklik anlayışı yüzünden birçok zulme uğramış bir memurur babanın evladı olarak dünyaya geldim. Ve haksızlıklara karşı elimizden geldiği kadarıyla durmaya çalıştık. Tabii biz ilk gördüğümüz haksızlık devlet tarafından dindar insanlara uygulanan zulümdü. O dönemler işte 1970'li yıllar, 80'li yıllarda ben daha gözümü açar açmaz bu tür uygulamaları hayatımda görmeye başladım açıkçası. Mesela yani biz mesela İmam Hatip Lisesi'nde okumuştuk. 7 kardeşiz. Biz 4 erkek kardeş İmam Hatip'te okumuştuk ve sırf İmam Hatip'te okuduğumuz için İmam Hatip olmayan yerlere babamı sürgün ederlerdi. İşte vazgeçirmek için şu bu. Bunun gibi bir sürü hikayeyi yaşamış bir insanız. Ve ardından tabii bizim gördüğümüz ilk haksızlıklar İslami camiaya karşı yapılan haksızlıklardı ve bunlarla mücadele etmeye başladık. İşte başörtüsüne yönelik engellemelerle uğraş, imam hatiplere yönelik engellerle uğraş, İslami camiaya yönelik engellemelerle uğraş derken böyle bir mücadele içinde kendimizi bulduk.
Ve ama sonrasında insan hakları kuruluşlarına girdiğimiz zaman sadece haksızlığa uğrayanın İslami camialar olmadığını, bu ülkede her farklı kesimin önemli haksızlıklara uğradığını da gördük. Yani Aleviler, Kürtler, sol camia, devletin dikte ettiği anlayışa karşı itiraz eden, hakkını arayan her kesim haksızlığa uğramış ve bir mücadele sergilemiş. Ben de bu mücadelelere destek vermeye başladım. Ve bir insan hakları savunucusu olmaya çalıştım. Meselenin sadece kendi açımızdan olmaması gerektiğini, tüm insanlara uygulanan haksızlıklara karşı mücadele edilmesi gerektiğine kanaat getirdim. O yüzden herkesin yanında yer almaya başladım. Bu tabii bizi ilerleten, geliştiren bir husus oldu. Dünya sadece sizin dünyanız değildir. Her dünyada işte 6-7 milyar insan var ve herkese yönelik haksızlıklar yapılabiliyor. Bütün bunları kuşatacak bir yüreğinizin olması lazım. Bunu yapmaya çalışırsanız, tam anlamıyla başaramasanız bile en azından bu yolda gayret sarf eden bir insan olursunuz ki bu da yine iyi bir husustur. Sizi geliştiren, iyileştiren bir şeydir. Bu konuda gayret sarf etmeye başladık. Hani ben Mazlum Der'in ilk kurulduğu yıllardan beri onun gündeme getirdiği birçok insan hakları ihlaline karşı duyarlıydım ve takip ediyordum. 1999-2000'lerde ihtisasımı bitirdikten sonra Kocaeli'ne gelmiştim ve Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanı oldum. Ardından genel başkanı oldum ve tabii biz bu süreç içinde insan hakları mücadelesi içinde her farklı insanla temasta bulunduk. İnsan hakları kuruluşlarıyla, Türkiye ve dünya insan hakları raporlarıyla temasta bulunduk. Bizler raporlar hazırladık, raporları takip ettik. Bunlar tabii bizim perspektifimizi geliştirdi, gün geçtikçe geliştirdi. Herkese karşı duyarlı olmaya çalıştık. İşte Ermeni'ye, Alevi'ye, Hristiyan'a, Müslüman'a, efendim sağcısına da, solcusuna da, Aleviye de, Sünniye de her kesimden insana ses olmaya çalıştık ve ayrım yapmayı ayıp olarak bildik. Yani bu insan hakları anlayışımız da bizim için çok önemliydi. Hani benim de bir siyasi görüşüm, ideolojim vardı ama hak arayışı konusunda ayrım yapmamak gerektiği çok ortadaydı, çok belliydi ve özellikle hani ayrım yapmayı büyük bir ayıp olarak gördüğüm için bu konuda önemli bir gayret sarf ediyordum. Yani ben insan hakları savunuculuğumda kesinlikle bir ayrım yapmamalıyım. İdeolojim ne olursa olsun bana gelen herkesin yaşadığı haksızlığa karşı müdahil olmalıyım. İşte bu çerçevede hem Mazlum Der'de çalıştık, hem Kocaeli Şube Başkanı, Genel Başkan olarak. Daha sonra görevi bıraktım hani ama insan hakları savunucunun bırakmadım. Hrant Dink cinayetiyle ilgili o dönem İslami kesimin aydınları ve daha sonra her farklı kesimin aydınlarının katıldığı adalet talebimiz var, inisiyatif. Dünyada işte 6-7 milyar insan var ve herkese yönelik haksızlıklar yapılabiliyor. Bütün bunları kuşatacak bir yüreğinizin olması lazım. Bunu yapmaya çalışırsanız, tam anlamıyla başaramasanız bile en azından bu yolda gayret sarf eden bir insan olursunuz ki bu da yine iyi bir husustur. Sizi geliştiren, iyileştiren bir şeydir. Bu konuda gayret sarf etmeye başladık. Hani ben Mazlum Der'in ilk kurulduğu yıllardan beri onun gündeme getirdiği birçok insan hakları ihlaline karşı duyarlıydım ve takip ediyordum. 1999-2000'lerde ihtisasımı bitirdikten sonra Kocaeli'ne gelmiştim ve Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanı oldum. Ardından Genel Başkanı oldum ve tabii biz bu süreç içinde insan hakları mücadelesi içinde her farklı insanla temasta bulunduk. İnsan hakları kuruluşlarıyla, Türkiye ve dünya insan hakları raporlarıyla temasta bulunduk. Bizler raporlar hazırladık, raporları takip ettik. Bunlar tabii bizim perspektifimizi geliştirdi, gün geçtikçe geliştirdi. Herkese karşı duyarlı olmaya çalıştık. İşte Ermeni'ye, Alevi'ye, Hristiyan'a, Müslüman'a, efendim sağcısına da, solcusuna da,
Aleviye'de, Sünniye'de her kesimden insana ses olmaya çalıştık ve ayrım yapmayı ayıp olarak bildik. Yani bu insan hakları anlayışımız da bizim için çok önemliydi. Hani benim de bir siyasi görüşüm, ideolojim vardı ama hak arayışı konusunda ayrım yapmamak gerektiği çok ortadaydı, çok belliydi ve özellikle hani ayrım yapmayı büyük bir ayıp olarak gördüğüm için bu konuda önemli bir gayret sarf ediyordum. Yani ben insan hakları savunuculuğumda kesinlikle bir ayrım yapmamalıyım. İdeolojim ne olursa olsun bana gelen herkesin yaşadığı haksızlığa karşı müdahil olmalıyım. İşte bu çerçevede hem Mazlumder'de çalıştık, hem Kocaeli Şube Başkanı, Genel Başkan olarak. Daha sonra görevi bıraktım hani, ama insan hakları savunucunu bırakmadım. Hrant Dink cinayetiyle ilgili o dönem İslami kesimin aydınları ve daha sonra her farklı kesimin aydınlarının katıldığı adalet talebimiz var, inisiyatifi kurduk. O dönem yine Akit Gazetesi'nin çirkin yayıncılığı vardı. Sessiz kalmamak gerek, medyada etik ilkelerle ilgili bir kampanya yaptık. Böyle bir çalışmamız olmuştu ve ardından çözüm sürecinde Kocaeli Barış Platformu inisiyatifi kurmuştum. O dönemde de barışı desteklemek için bağımsız bir inisiyatif olarak, yani hem devletten hem örgütten bağımsız bir inisiyatif olarak bir çalışma sergilemiştik ve ardından işte bütün bu insan hakları ile ilgili görüşlerimizden dolayı çözüm süreci bittikten sonra o savaş çatışma ortamının kızgın ortamı oluştuğu anda devlet tarafından aforoz edildik, işimizden ihraç edildik. Ama biz yine barış insan hakları demeye devam ettik ve sonucunda doktorluğumuzdan atıldık ama halk bizi vekil olarak meclise gönderdi. Biz de insan hakları anlayışımıza, savunuculuğumuza sonuna kadar devam ettik. Hiçbir ayrım yapmadık. İşte KHK'lılara yönelik büyük haksızlıklara karşı mücadele ettik. Efendim Kürt meselesindeki her türlü haksızlığa karşı mücadele ettik. Uygur Türklerine yönelik soykırıma karşı mücadele ettim. İşte Ermeniye, Aleviye yapılan tüm haksızlıklara karşı, işkencelere, insan kaçırmalara, efendim çıplak arama ve benzeri birçok ihlale karşı mücadele edince de bizi cezalandırıp, işte biliyorsunuz herkesin gözü önünde siyasi bir cezalandırmayla, uyduruk bir cezalandırmayla vekilliğimizi düşürüp zindana attılar. Ama hani bütün bunlar boşunaydı. Çünkü biz yani halkın kalbinde, gönlünde de bir yer ettiğimizi biliyorduk ve hukuka, anayasaya da aykırı işler yapıldığını biliyorduk ve o yüzden vekilliğimizi madden düşürmüşlerdi ama biz manen vekil olduğumuzu düşünerek insan hakları savunuculuğumuzu zindanda da yaptık. Ve bunun bir fetret dönemi olduğunu da o dönemde hep söyledim. Ben dedim hani bu bir insan hakları savunucusu olarak bu tür dönemlerin olabileceğini biliyorum ve işime de dönmem gerektiğini biliyorum diyerek hiçbir zaman içinde geri adım atmadım, boyun eğmedim ve yolumuza devam ettik. Tabii ki insan hakları savunuculuğu basit bir şey değil. Hani bir de ideoloji işi değil yani. Bir gün birisini sevindirebilirsiniz, ertesi gün o kişiyi üzebilirsiniz. Çünkü insanların haksızlığa uğradığı anda ona haksızlık yapanla mücadele edersiniz. Ama o mazlum bir haksızlık yaparsa da bir sefer de o mazluma haksızlık yaptığını hatırlatırsınız. O yüzden yerine göre o an için belki birçok kişiden tepki alabilirsiniz. Ama sonrasında kalıcı olarak yaptığınızın bir insan hakları çalışması olduğu görülür ve sonunda halkın ve hakkın takdirini kazanmış olursunuz. Bu da bizim için önemli. Çünkü geçici olana değil, kalıcı olana talip olmaya çalışıyoruz. İnsan hakları mücadelesi bu demektir. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana temel ilkesiyle hareket ettik hep. Mazluma kimliği sorulmaz dedik. Bizim Mazlumder'deki genel ilkelerimiz bunlardı. Ben siyasete de girerken bir siyasi kimliğim yoktu. Bir ara AK Parti'den aday adayı olmuştum. O zaman da bir siyasi kimliğim yoktu. Sadece insan hakları savunuculuğumu bir parti çatısı altında daha etkili yürütebileceğimi düşünmüştüm. Ardından da HDP'den bir teklif geldi. Benim yine bir HDP üyeliğim yoktu. Onlar da Kocaeli birinci sıradan
size teklif ediyoruz, buyurun dediler. Kabul ettim. Siyasette insan hakları savunuculuğumu en iyi yürütebileceğimi düşündüm. Yani hani bunu sivil toplumda yapıyorsam siyasette de yapabilirim diye siyasete girdim. Ve şu anda da elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyorum. Evinizden tartaklanarak cezaevine götürülürken haykırdınız ve bu hikaye burada bitmez demiştiniz. Çıkınca da bunu tekrarladınız. Sizce bu hikaye geçici kötülükten medet umanların zaferiyle mi yoksa mağdurların hakkına kavuşanların sevinciyle mi sonuçlanır? Tahmininiz nedir efendim? Yani ben mücadelenin sürekliliğine inanıyorum. Yani mücadele dediğiniz şey, hayat dediğiniz şey engebeli bir yolda yürümektir. Dikenli bir yolda yürümektir. Yani karşınıza çıkan nefsi veya toplumsal engelleri aşarak yürümek demektir açıkçası. Mücadele bu demektir. Doğru işler yapmaya çalışıyorsanız sonunda tarih ve toplum size hakkınızı iade eder. Kötüler tarihte kötü olarak anılır. Bugün hani dünün mağrurları, firavunları, nemrutları hiçbir zaman için iyi olarak anılmazlar. Ama dünün mağdurları, ezilenleri ama doğru yolda mücadele edenleri binlerce yıldır unutulmaz. Onlar tarihin, toplumların kahramanlarıdır. Ben de doğru iş yaptığımı biliyordum. Hani ezilenlerin, ötekileştirilenlerin doğru işler yaptıkları için mağdur edildiklerini çok iyi biliyordum ve o yüzden takdiri ilahi gerçekleşir ve iyiler yenilmez diye düşündüm açıkçası. Ve mücadelenin de buralara varacağını düşünüyorum. Evet, şu anda oldukça kötü bir dönemde Türkiye. Otoriter bir yönetim var. Antidemokratik dayatmalar had safhada. Ama mücadeleye devam etmek lazım. Demokrasi mücadelesine, hukuk mücadelesine devam etmek lazım. Sonunda bir gün mutlaka hukuk kazanacak, demokrasi kazanacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. İnanmasam zaten bu mücadelenin içinde olmazdım. Ben hani işte birçok ihlali gündeme getirdiğimde çok mağdur edildim. Yani inanılmaz bir devlet gücüyle, zorbalığıyla, hilekarlığıyla karşı karşıya kaldım ve bana her türlü haksızlığı yaptılar. Ama bu sadece bana yapılmadı ki. Yüz binlere, milyonlara yapıldı. Yüz binlerce işinden atılana, ötekileştirilenlere, işte Kürt'e, Alevi'ye, sol camiaya, KHK'lılara, her kesimden insana yapıldı. Ve sonuçta gelinen noktada hani bizim bu noktadaki başarımız aslında hani benim gibi işinden ihraç edilen yüz binlerce KHK'lının başarısı oldu. Benim gibi Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir barışı isteyen ama mağdur edilen milyonların başarısı oldu. O yüzden ben evimden çıkarken de öyle anahtar bir cümle söyledim, kilit bir cümle söyledim. Bu hikaye burada bitmez. Hani siz bizim yaptığımız insan hakları mücadelesini öyle işte vekillikten uyduruk bir şekilde düşürerek, efendim evinden darp ederek, alıp zindana atarak bitireceğinizi zannediyorsunuz. Yani bu böylesine bir şekilde birisinin davasını, ideallerini bitireceğini düşünüyorsunuz. Veyahut da işte milyonların ideallerini bitireceğinizi düşünüyorsunuz ama bitmez. Yani ben boyun eğmem, milyonlar boyun eğmez. O yüzden yaptığınız boşunadır demek için o cümleyi özellikle söyledim. Ve o sırada ben bir devlet gücü zorbalığıyla karşı karşıyaydım. Evimde ailemin, çoluk çocuğumun gözü önünde ve daha sonra tabii milyonların gözü önünde o görüntülerin Türkiye'ye yayılmasıyla gözü önünde evimden darp edilerek ayakkabımın tekini bile giyemeden çıkarılmıştım. Her türlü kötü muameleye uğramıştım ama biliyordum ki doğru duvar yıkılmaz. Yani benim verdiğim mücadele, milyonların verdiği mücadele doğru bir mücadeledir ve karşımızda kötüler vardır. Ve o yüzden hukukun demokrasinin kazanması yolundaki mücadelede bir basamak olarak gördüm. Madden kaybetsem de manen kazandığımı biliyordum. Hani Hazreti Yusuf gibi zindanlara atılsak da
Biz manen kazandığımızı bilerek o zindanlara girdik. Orası bizim için bir medrese-i Yusufiye oldu. Orada da Hazreti Yusuf'u düşündüm. Çünkü hani o da haksızlıkla girmişti ve ben dedim ki yani sen de haksızlıkla girdin ama sen Hazreti Yusuf'tan iyi misin ki? Yani o da girdi. Senden kat kat üstün olan insanlar girdi. O yüzden bu bir imtihandır. Madden evet yenilmiş gibi görünüyorsun ama manen kazandın. Neden kazandın? Çünkü hakkın ve halkın gücü yanında, halkın vicdanı yanında, hakkın ruhu yanında ve bütün bunlardan dolayı da evden çıkarken söylediğim bu hikaye burada bitmez sözü hakikaten gerçekleşti ve çıktığımda da bu cümleyi söyledim. Bunu sadece kendim için değil milyonlar adına söylemiş oldum. Evet, bu samimi inancınız da milyonların vicdanında makes buldu. Milyonlara moral oldu, öyle diyelim. Efendim, üçüncü soruyla devam edelim. Efendim, bir zamanlar siz 28 Şubat'ta da zulüm yaşayanların hak mücadelesini, hukuk mücadelesini vermiştiniz ve o zamanki mağdurlar şimdi mağrur bir şekilde ve sistematik olarak da sizlere ve diğer insanlara zulüm yapıyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? O mağdurlar neden şu anda zalim konumundalar? Şimdi efendim 28 Şubat günlerinde ben de mağdurdum. Hani çünkü az evvel söyledim biz çocukluk yaştan itibaren İslami bir camiada büyüdüğümüz için ister istemez Türkiye'deki dini özgürlüğün yasaklanması hadiselerinden hep etkilendik. 28 Şubat'ta bunların zirvelerinden birisiydi. İşte eşimin, çocuklarımın, kardeşlerimin başörtüleri, toplumdaki başörtülü kadınların başörtüleri ve hatta dini camianın tüm hakları gasp edilmek isteniyordu. Ama o sırada da biz insan hakları mücadelesi veriyorduk. Yani hani bize yapılan haksızlık var, evet ama başkasına da haksızlık yapılıyor. Başkası özgür olmadan biz özgür olamayız diyordu o günkü duyarlı insanlar. Ama onların bir kısmı iktidara geldi ve işte o gün zulmedenler gibi devleti ele geçirip bu sefer herkese zulmetmeye başladılar. Demek ki bunun nedeni nedir? İnsan hakları, hukuk, demokrasi anlayışında doğru bir yere gelememektir. Şimdi bakın mesele budur. Mesele aslında ezmek ve ezilmek değildir. Siz ezilirken de zulüm yapma potansiyeliyle dolu olabilirsiniz. Bunu Victor Hugo Sefiller romanında çok iyi bir şekilde anlatır. Hani kötülüğün sadece zenginlikle veya fakirlikle olmadığını, aslında kötülük veya iyiliğin bir ruh hali, bir talep hali olduğunu romanında işler. Hani ezilirken de siz o kötü potansiyeli içinizde taşıyor olabilirsiniz. Bence İslami camiada böyleydi. İnsan hakları, hukuk, demokrasi anlamında iyi bir yerde olmadıkları için yarın öbür gün iktidara geldiklerinde bu sefer onlar kendi rakiplerini ezmeye başladılar. Bunun nedeni işte dediğim gibi insan hakları, hukuk, demokrasi anlamında doğru bir potansiyeli ivmeyi tutturamamaları. Neden bu? Bundan dolayı işte iktidar olunca zulme başlıyorlar. Maalesef ki bu imtihanı kaybettiler. Çok ağır bir şekilde kaybettiler. Hem kendilerine büyük zarar veriyorlar, hem istismar ettikleri dine büyük zarar veriyorlar, hem toplumun siyasetine, ekonomisine, sosyolojisine büyük zarar veriyorlar. Büyük zararlarla bu Türkiye'yi yağma ve talan edip bir gün bu iktidardan uzaklaşacaklar ama o geride kalan büyük bir enkaz olacak. Büyük bir yıkım olacak. Maalesef durum bu. Bu da hani dünün mağdurları eliyle olacak. Dünün ağlayanları eliyle olacak. İnsanoğlu gerçekten büyük iddialarda bulunurken çok dikkatli olmalı. Bunun hakkını verip veremeyeceğini düşünmeli. Siyasetten ayrı olarak söylüyorum hepimiz için. Hani büyük iddialarda bulunduğunuz anda kendinizi iyi gözden geçirmeniz,
nefis muhasebesi, öz eleştiri yapmanız gerekir. Bunlar da yapılmadığı için şu anda maalesef ki iktidar bu kadar bariz kötülüklerinin bile farkında değil yani. Güya iyi işler yapıyorlar falan gibi kendileri böyle düşünüyor ve halka da böyle dikte etmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok çok üzücü bir son hal görüyoruz. Evet. Yani biraz önce belirttiniz. Demek Türkiye'de gözaltındayken işkence edilerek öldürülen bir öğretmen vardı. Gökhan Açıkkollu'nun 5 yıl önce öldürüldü, işkence edilerek öldürüldü. Ve dönemin İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş hainler mezarlığına defnedilsin diye mezar yeri ve aracı da vermemiş, hatırlayacaksınız. Ancak 1,5 yıl sonra masum oldu ve görevine iade edilmesi tebliği yapılmıştı. Bu ve bunun gibi aslında birçok vaka var. Bu mağduriyetlerle alakalı, özellikle açık kolluyla alakalı yapılanlar hakkında ne dersiniz efendim? Duygularınız nelerdir? Evet. Şimdi efendim o gün de ben darbe olduğu günler televizyon programlarına katılan bir sivil toplum aktivistiydim. Hiç unutmam İMC TV'nin programlarında bu konuları konuşuyorduk ve ben o günlerde daha işte o 20 Temmuz, 25 Temmuz gibi katıldığım programlarda söylemiştim. Yani demiştim böyle göz altında öldürülüp daha sonra hainler mezarlığına gömülmek istenen insanlarla başlıyorsa bu o hal, bunun sonu felakettir. Bakın daha o günlerde söylemiştim. Hani bir OHAL dönemi, darbeye karşı işte ilan edilen bir OHAL dönemi, eğer ki böyle hukuksuzluklarla, böyle yargısız infazlarla, böylesine korkunç bir soykırım anlayışıyla başlıyorsa, bunun sonu felakettir demiştim. Ve maalesef öyle oldu. Yani Gökhan Açıkkollu bir yargısız infaza kurban gitti. Daha yargılanmadan terörist ilan edildi. Gözaltındaki kötü muameleler sonucu otopsi raporlarına da yansıyan şekilde beyin kanamaları geçirdi. Şekeri yükseldi, şeker ilaçlarını alamadı. Ağıl gibi bir hücrede hayatını kaybetti kalp krizi geçirerek. O öylesi bir hücrede öylesine hasta ve işkence görmüş bir insanın hayatını kaybetmemesi mümkün değildi. Ve bu büyük devlet hatasına karşın bu insan terörist ilan edilmeye devam edilip bir de hani tüm dünyaya rezil edilme hevesiyle hainlerin gömüleceği bir mezar diye tarif edilen bir mezara gömülmeye çalışıldı. Hani bu dünyada zaten zulme uğramıştı. Bir de öte dünyasında onu mahkum etmeye çalıştılar. Onun bu dünyadan ayrılıp da konduğu, ikamet edeceği yerde onu mahkum etmeye çalıştılar. Bu korkunç bir insanlık suçuydu. O dönemler biz buna itiraz etmiştik hemen. Ben hiç unutmam. Buna anında itiraz etmiştim. O dönemler yani kimse ağzını açamıyordu. Çok korkuyordu. Çünkü tam darbe sonrası yani her korkunç hukuksuzlukların yapıldığı bir dönemdi ama hemen itiraz edip lanetlemiştik biz bunu. Bu dedim çok tehlikeli olayların başlangıcıdır. Daha ilk günlerde olan bu olay. Ve maalesef de öyle oldu. Çok çarpıcı bir olaydı. Ben hep bunu örnek verdim. O halde neler yaşanacağının çok açık bir göstergesiydi. Kalp gözüyle bunu gören daha ilk bu olayda görürdü ve sonrası da maalesef ki öyle geldi. Gökhan Açıkkollu işte hainler mezarlığına gömülmedi. Evet, ailesi onu köyde gömdü ama toprağın altına girene kadar o cenaze ne çileler çekti. Cenaze namazı kıldırılmadı. Efendim 3-5 kişinin kıldırdığı bir cenaze namazıyla toprağın altına verildi ve cenaze de Allah bilir insanların elinden kurtulduğuna şükretti o toprağın altına girdiği zaman. Çok çok trajik, üzücü bir hadiseydi. Unutamayacağımız bir zulümdür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maalesef ki çok üzücü hadiselerinden. Yani yöneticilerin ne kadar zalimleşebileceğine dair çok çarpıcı bir örnektir. Bunlar ve bunun benzerleri maalesef ki yaşandı bu ülkede. Bakın sadece OHAL döneminde değil, sonrasında da yine yaşandı.
bizim eski milletvekilimiz, HDP milletvekilimiz Aysel Tuğlu'nun yaşlı annesi vefat etmişti Ankara'da. Anneciğini gidip mezara defnetmek istedi ama efendim işte bir HDP vekilin annesini bizim topraklarımızda istemiyoruz diyen bir linççi grup tarafından o mezar açılıp cesedin işte atılacağı, imha edileceği yönünde şeyler, yaygaralar yapılınca cenaze mezar açılıp tekrar oradan çıkarılıp götürüldü. Yani maalesef ki devlet ve toplum nezdinde böylesine korkunç olayların yaşanabildiği bir ülkedeyiz. Yani bizim insan hakları, hukuk, demokrasi anlamında açıkçası devlet uygulamaları ve toplum bilinci açısından 40 fırın ekmek yememiz gerektiği apaçık ortada. Bu ülkede yapılacak çok çok iş var açıkçası. Yani biz insan hakları savunucuları maalesef yetersiz kalıyoruz. İnsan hakları savunuculuğuna çok büyük destek verilmedi. Çünkü bu ülkede hani böylesi kriz anlarında hukukun, demokrasinin rafa kaldırıldığı o anlarda inanılmaz korkunç hadiseler yapılabiliyor. O yüzden insan hakları aktivizmine çok 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 daha ağırlık verilmesi gereken bir ülkeyiz işin doğrusu. Evet. Efendim, hapisten çıktıktan sonra dediniz ki ben pişman değilim, mücadeleme kaldığım yerden devam edeceğim. Size bu sinerjiyi veren, bu cesareti veren daha doğrusu nedir? Yani aklınızdan hiç ben bu mücadeleyi bırakayım artık. Bu kadar baskı var, bu kadar tehdit var. TBMM'de diğer vekiller gibi maaşımı alıp normal bir vekil gibi hayatımı devam ettireyim diye hiç düşündünüz mü? Şimdi efendim daha değişik bir şey düşündüm ben. Şimdi ben tabii bu mağduriyetlerle hayatım boyunca tanışmış insanım. İnancımızdan, kimliğimizden dolayı habire ötekileştirilmiş bir süreci yaşadık. Efendim düşüncelerimden dolayı 27 yıllık uzman doktorluğumdan ihraç edildim. İlk ihracım değildi. Bir arada da 2012 yılında bir gazetede işte Akit gazetesini eleştiren bir makale köşe yazısı yazdığım, kaleme aldığım için o gazeteden ihraç edilmiştim. Yani hakkı hukuku söylediğimiz için bol bol ihraç edilen bir insanım. En sonunda da meclisten ihraç edilip zindana konulmuş bir insanım. Yani ilk ihracım değildi ki, ilk zulme uğrayışım değildi ki işin doğrusu. Daha öncesinde de bunun çok benzerlerini yaşamıştım. Ama insan vicdanıyla baş başa kaldığında, doğru işler yaptığını düşününce bütün bu maddi zafiyetlerden rahatsız olmuyor. Ben işimden ihraç edildiğimde de o gün eşime demiştim ki ya ben doğruyu, hakkı, hakikati söylediğim için bu işimden ihraç edildim. Kürt meselesinde barışı, insan haklarını istemek kötü bir şey mi? Yani doğru bir şey söyledim ama çılgın bir iktidar beni işimden attı. Hani bunun sonunda da ben haklı çıkacağım dedim. Aradan 5 yıl geçti. Anayasa Mahkemesi dedi ki ya bu adamın söylediklerinde bir yanlışlık yoktu. Bir haksızlık yapmamıştı ama işte yürütme, yasama, yargı bu kişiye yapılmadık, haksızlık bırakmamış dedi. Aradan 5 yıl geçti. İşimden atılmışım, vekillikten atılmışım, zindana atılmışım. En sonunda da bir mahkeme çıkıp bunu söylüyor. Şimdi sonunda haklı çıkıyorsunuz işin doğrusu ve bu örnek bir hikaye oluyor. Milyonlara örnek olacak bir hikaye oluyor işin doğrusu. Ve bu esnada, ben zindana girdiğim esnada hani mücadeleden vazgeçmek yerine mücadelemin ne kadar doğru olduğunu hep düşündüm. Açıkçası hani beni bir takım zorba güçler zindana attı ama ben çok doğru işler yaptığım için bu zindandayım. Aileme de bunu söyledim. Sakın ha bir gün bile yüzünüz düşmesin, üzülmeyin. Hani alnınız ak, başınız dik olsun. Hiç canınızı sıkmayın. Bir mahpus eşi ve çocuğu gibi kendinizi hissetmeyin dedim. Ve kendim de o onurla girdim. Dimdik girdim ve dimdik çıktım. İçeride de hani ben kendi işime baktım. Bunun bir fetret dönemi olduğunu düşünerek işimi yaptım. Ve artı
Bana gelen yüzlerce mektupta da veyahut da avukatlarımın bana ilettiği birçok iletide de hani çok dua aldığımızı, sevgi ve destek yağmuru altında olduğumuzu hissettik. Bana gelen yüzlerce mektuptaki binlerce insanın o samimi dualarını, desteklerini, sevgilerini, hani doğru yolda yürüdüğüm müddetçe yanımda olduklarını bildirmelerini görünce, işin doğrusu ben yani yaptığımdan pişmanlık yerine şunu söyledim içimden. Ya Rabbi dedim, keşke hani evet çok iyi işler yapmaya çalıştım ama daha fazlasını yapsaydım keşke. Hani işin doğrusu İslami literatürde şöyle bir şey vardır. Hadiste geçiyor sanırım. Hani şehitler cennete girdiğinde öylesine mükafatlarla karşılaşırmış ki ya nedir isteğin diye sorulunca dünyaya dönüp tekrar şehit olmak istiyorum dermiş. Şimdi ben de açıkçası zindanda öyle düşündüm. Dedim ya Rabbi yani hani zulme uğruyorum ama aldığım duaların, sevginin boyutu böyleyse hani ben çok daha fazlasını yapmadığıma pişmanım. Keşke daha fazlasını yapsaydım diye içimden düşündüm açıkçası. Bu çok önemliydi ve bu ruh hali beni de tabii çok güçlü kıldı yani. Çok çok güçlüydüm ben cezaevinde. Evet, madden çok kötü bir yer. Çok o ihlallere uğradık. Yapmadıklarını bırakmadılar. Büyük haksızlıklar oldu. Şu bu ayrı hikaye ama hani gayet ruhen güçlüydüm ve çıktığımda da aynı şekilde güçlüydüm. Ve şu anda da güçlüyüm. Eskisinden de çok daha güçlü bir milletvekili, güçlü bir insan hakları savunuculuğu yapma azmi, iradesi içindeyim işin doğrusu. Evet, sayın vekilim, bir yerde diyorsunuz ki zindanda özgürleşmek makaleniz yayınlanmıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bu tip çalışmalar, şiir, özellikle şiir konusunda çalışmalarınız devam ediyor mu? Oradaki kadar dışarıda da bu şekilde motive olup şiir yazabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, sağ olun. Şimdi ben aslında eli kalem tutan bir insanım. Yani şiir yazan bir insanım. Yani şiir kabiliyetim var. Öncesinde de yazmıştım. Hani çeşitli şiirlerim var. Ama insan hakları savunuculuğu, siyaset, şu bu derken şiire çok fazla vakit ayıramıyordum. Tabii insan zindana girince oradaki o yalnızlık ve kendini dinleme ortamında şiire geri dönüyor. Ben özellikle de yalnız kaldım. Hani kitap okuma, yazma, çizme, şiir, kitap çalışması yapma anlamında bir isteğim vardı. O yüzden yalnızlığı tercih ettim. 96 gün boyunca koğuşta yalnızdım. Bunlardan dolayı da 13 tane şiir yazdım. Birçok makale yazdım. Kitap çalışmaları yaptım. 35 kitap okudum. Aralarında dünya klasikleri, siyaset kitapları, romanlar, düşünce kitapları var. Bütün bunlar yani ruhen de beni destekledi, zenginleştirdi. Zindanda hakikaten özgürleştiğimi hissettim. Ne demek bu? Hani hak, hukuk, adalet peşinde koşuyorsanız, zindanda bir olsanız bile özgürsünüz. Onu hissettim. Hani zindanda mesela Hazreti Yusuf'un hayatını tekrar Kur'an-ı Kerim'den inceledim. Bu ayet-i kerimeleri tekrar tefekkür ettim. Hazreti Yunus'u tekrar tefekkür ettim. Ashab-ı Kehf'in halini tekrar okudum, tefekkür ettim. Üzerinde düşündüm uzun uzun. Ve onların aslında zindanda mahpus olmadıklarını, zindanda özgür olduklarını ve özgür olmaya çalıştıklarını anladım. İnsan sorumluluklarının peşinden koşuyorsa, her şeye ve herkese karşı sorumlu olduğunu hissediyorsa, zindanda olsa bile özgürdür aslında. İdeallerinin peşinde koşuyorsa, zindanda bile olsa özgürdür. Ve bu onun için bir imtihandır. Bir medresedir, bir okuldur. Bir Yusuf okulunda, bir Yunus okulunda olduğumu düşündüm ve tefekkür ettim, düşündüm, yazdım düşündüklerimi.
Bir de dışarıya baktım. Yani o sırada işte Sedat Peker'ler, Soylular, çirkin ilişkiler, kirli ilişkiler gırla gidiyor. Biz çok YouTube'luktan Peker'i izleyemiyoruz ama işte Ruhsar Pekcan, 128 milyar dolar, 10 bin dolar alan siyasetçiler. Yani çöpe dönmüş bir siyasi iklim, korkunç bir hal. Bunlara bakıp da şunu düşünmüştüm. Yani siz dışarıdasınız ama asıl zindanda olan sizsiniz. Bu tür mafyatik ilişkiler, hırs, gurur, kibir, intikam ve benzeri duygular içindeyseniz asıl siz zindandasınız. Biz zindandayız ama biz hakkın, hukukun, adaletin peşindeysek biz özgürüz. Bakın bu çok önemli bir şey. Siz şimdi buna bütün kalben inandığınız anda orada içeride çok rahat oluyorsunuz. Ben bütün kalbimle inandım. Bununla ilgili bir makale yazdım ve hakikaten bu makalemde de üzerinde düşünmesini istedim. Çünkü bayağı bir tetkik yaparak bu makaleyi yazdım. Ve bu bilinçle eğer ki yaşayacak olursak birçok kötülüğü yenebileceğimizi gördüm. Sır burada. Yani hani ben çıplak arama dediğim için biliyorsunuz Aralık ayından itibaren yapılmamış hakaret, küfür, dışlama kalmamıştı bana. Devletin İçişleri Bakanı küfürler ediyor. AK Parti yetkilileri hakaretler, küfürler, medya linçleri. Hani cezaevine girmeden önce korkunç bir toplumsal linçle karşı karşıya kalmış birisi olarak bütün bunları yaşamama rağmen en sonunda bakıyorsunuz efendim işte Temmuz ayında bu insan tüm bu suçlamalardan kurtulmuş ve hakkı söylemeye çalışan bir insan olarak Türkiye toplumunun kabul ettiği bir insan olarak cezaevinden çıkıyor ve vekil olarak meclise giriyor. Tabii ki bundan dolayı birileri çıldırıyor yani. Ne yapacağını bilemiyor. Çünkü yenildiler. Hani bizi zindana atarak susturacaklarını zannediyorlardı ama yenildiler yani. Ve bundan dolayı da işte biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Bahçeli benim adımı anarak 3 kezdir açıklama yapıyor. Hakaret, küfürler dolu açıklamalar yapıyor. Evet. Tabii biz aynı üslupla karşılık vermiyoruz. Ben hukuken mahkemelere başvuruyorum. Böyle köşe yazarları, siyasi parti liderleriyle ilgili hepsi mahkemelerde hesap verecek. Ama kalben mutmainim. Ben zindanda özgürleştim Allah'a şükür. Onlar dışarıda o kirli cehennemi dünyalarında daha da diplere inmiş durumdalar. Evet. Efendim hemen çok kısa olarak kötü bir muamele gördünüz mü hapiste yattığınız hapiste sürede? Tabii şöyle hani normalde zaten hapishanede hani infaz koruma memurlarının nezdinde siz bir mahkumsunuz. Hani mahkum ne demek anlamına geliyor? 5. sınıf bir insansınız. Hani size öyle bir konuşma üslubu, muamele yapılmaya başlanıyor. Çok özel bir kötü muamele den ziyade bir genel böyle bir muamele var. Bu bir. İkincisi birçok hak gaspı yaşadık. Yani işte kitap ve giysi dışında bir hediye kabul edilemez denilerek ne bileyim bana gönderilen, bana moral vermek için gönderilen bir deniz kabuğu, kitaplar, kitap ayraçları gibi birçok böyle hediye bana verilmedi. Birçok mektubumun bana gelişi engellendi. Birçok mektubumun gidişi engellendi. Efendime söyleyeyim. Bunlar da tabii bizim için önemliydi. Bunlarla mücadele ettim. Hani bunlarla mücadeleyi de hep hukuki zeminde yaptım. Yani hiç kimseyle bir sürtüşmeye girmeden hemen hakkımı dilekçelerle aramak yoluna girdim. O dilekçelerle kimisinde sonuç aldım, kimisinde evet. Alamadım. Böyle bir süreç yaşadık. Evet. Onun dışında hani çok özel bir kötü muameleye uğramadım. Sanırım evet. Hani cezaevine girişte çıplak arama yapabilirlerdi. Ben de bu tedirginliği yaşıyordum. Yapmadılar. Hani sanırım daha da rezil olmamak için. Çünkü hani bize verilen kitapçıkta çıplak arama size yapılabilir yazıyordu ama
Bilhassa da çıplak aramayı gündeme getiren bir kişiye cezaevine girişte çıplak arama yaparak kendilerini daha da perişan etmemeleri gerektiğini sanırım anladılar. Ondan dolayı yapmadılar. Ben onun gerginliğini yaşıyordum cezaevine girerken. Yani şimdi çıplak arama yapabilirler, ne yapayım direnecektim tabii ki. Öyle bir sıkıntı yaşıyordum. Onun dışında işte hapishane, yani dört duvar arasındasınız. Birçok hakkınız gasp edilmiş, işte diğer mahpuslarla sohbet hakkı gasp edilmiş, pandemi denilerek açık görüşler yasaklanmış, kapalı görüşler azaltılmış. İşte her hakkınızda zaten genel bir kısıtlamaya uğramış durumdasınız işin doğrusu. Biraz da güncel konulara girelim. Türkiye'deki malum biliyorsunuz orman yangınları var, ırkçı saldırılar var. Öncelikle bu İzmir ve Konya'daki ırkçı saldırıyı soralım. Sonrasında da bu yangınlar meselesi var. Ülkenin her bir tarafı yanıyor. Yani nedir, siz orada yerinde görüyorsunuz durumu. Yangınlar ve bunun perde arkası nedir? Amaç ne yapıyor iktidar? Bu noktadaki görüşlerinizi alalım efendim. Önce ırkçı saldırılar, buyurun. Tabii. Şimdi efendim çok net genel bir tanımlama yapayım. Türkiye'de insan hakları alanında bir yangın var. Ve coğrafi anlamda da bir başka yangın var. Yani maddi ve manevi açıdan Türkiye yanıyor aslında. Evet, yaz şu bu gibi nedenlerden orman yangınları artıyor. Bunlar doğa nedenlerinden oluyor. Yani bazen yapacak bir şey olmuyor. Ama bir de insan hakları alanında etnik, dini, mezhebi ayrımcılıklardan dolayı ülkemiz yanıyor. Hani kimisi kabul etmiyor ama Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Olayın nedeni şu, hani devlet ayrımcılık yapmak istediği grupları aşağılamaya, dışlamaya başlayıp üstünde tepinmeye başladığı anda insan hakları sorunları oluyor. İşte yani sadece Kürtler, Aleviler, solcular değil ki işte devlet başörtülüye zulmetmeye başladığında işte başörtüsü meselesi çıkıyor. Efendim devlet KHK ile bir takım yüz binlerce insanı ihraç ediyor. KHK sorunu ortaya çıkıyor. Diyelim ki bu KHK sorunu şu anda halledilmez. Askıda bırakılır. Yüz binler yine mağdur olur. Bu da Türkiye'nin bir Kürt sorunu gibi dev bir sorun olarak yıllarca kalır bu ülkenin topraklarında. Şimdi sorunları çözmezseniz bu sorunlar vardır ve bu sorunlar bir sinir ucu haline gelir ve alevlenir. Yani dokunduğunuz anda ülke zıplar. Hani açıkçası ayrımcılık varsa, Kürt meselesinde ayrımcı düşünceler varsa, bu toplumda çatışmalar yaşanıyorsa, efendim batıdaki şehirlerin köylerine, Karadeniz'in köylerine asker cenazeleri gidiyorsa veyahut da öbür taraftan Kürt vatandaşlar kendilerine ayrımcılık yapıldığını, kültürlerini, dillerini yaşayamadıklarını düşünüyorlarsa bu ülkede bir sorun vardır. Bu sorunu azaltmak, gidermek gerekirken bu sorunun üzerine, bu ateşin üzerine bir benzin dökmeye başlarsanız iyice alevlenir. Türkiye'de maalesef yapılan budur. Son 5 yıldır da AK Parti, MHP işte dinci milliyetçi ittifakı, yani dinci diyorum çünkü dincilik yani dini kullanarak yapılan bir iktidardır. Gerçek anlamda dindarlık değildir. Halis muhlis bir dindarlık değildir. Ama istismarcılıktır. İşte dinci milliyetçi bir ittifakla maalesef ki hem dini açıdan hem etnik açıdan büyük ayrımcılıklara yol açılmıştır. Bugün ülkede Aleviler kendilerini mutsuz hissetmekte. Bugün Kürtler kendilerini mutsuz hissetmekte. Bugün KHK'lılar mutsuz hissetmekte. Ve bundan dolayı bakıyorsunuz işte en ufak bir adli olayda bile mesele anında bir etnik meseleye dönebiliyor. Bakıyorsunuz hemen Kürt-Türk meselesine dönebiliyor. Efendime söyleyeyim Alevi-Sünni meselesine dönebiliyor. Bu topraklarda bu sorunlar olduğu müddetçe her türlü sıradan adli olayda mesele bu tür etnik çatışmalara dönebilir. Bu potansiyel, bu bilinçaltı var. İşte sıkıntı burada. Yoksa hani ben hiçbir mesela bir Kürt öldürüldüğünde genel Türk toplumunu suçlamam ama şunu söylerim. Bu sıkıntının farkına varmayıp bu toplumsal bilinçaltının giderilmesi yolunda çalışma yapmazsanız
sizler de bu suça ortaklık etmiş oluyorsunuz. Hani yoksa tabii ki toplumumuzda iyi niyetli insanlar çoktur, şu bu, bu ayrı bir konu. Ama topluma ekilen ayrımcılık maalesef toplumda da karşılık bulmuştur. Bunlar bir gerçek ve insanların bilinçaltıları iyiliş edilmiş ve bulanıklaştırılmıştır. Ve bundan dolayı bu hadiseler yaşanıyor. Umarım ki artmaz, büyümez. Bu potansiyel var. Yani dün biliyorsunuz çözüm süreci öncesi birçok il ilçede linç hadiseleri oldu. Kürtlere yönelik, Alevilere yönelik. Bir takım ideolojilere yönelik. Linç hadiseleri oldu. Şu anda da bir çözümsüzlük ortamı var. Ve bu ortamda bu linç hadiseleri artabilir. Türkiye diken üstünde şu anda. Bunlar artabilir. Çünkü bakın orman yangınları var. Ve birileri hala iktidarlarını sürdürmek için linç kültürüne sığınıyor. İşte efendim örgüt buraları yakmış. İşte bunun demek ki suçlusu Kürtlerdir. Efendim demek ki bu bölgeye gelen, Akdeniz'e, Ege'ye gelen Kürtler bu işin faili olabilir diyerek yolları kesip arabalardaki insanlardan kimlik soruyor. Efendim sen nerelisin? Efendim Diyarbakırlı mı? Şırnaklı mı? Ha, gel bakalım seni bir sopalayalım da gör aklın başına gelsin. Bakın insanlar böyle bir zihniyetle yol kesebiliyor. Bunlar hep görüntülere yansıdı. Olacak şeyler değil. Hani bunlar tahrik edilecek şeyler değil. Bakın yani şimdi iktidar o kadar büyük bir sorumsuzluk yapıyor ki. Efendim bir tane örgüt bildirisi diye yok güya Ateşin Çocukları diye bir bildiri internette dolaştı. İşte birileri orman yakıyormuş. Sonra bak işin doğrusu anlaşıldı ki ta 2019'daki bir görüntülermiş bunlar. Şu anla alakası yok. Ama birileri ortalığı provoke etmek için, buradan bir siyasi rant elde etmek için, ayrımcılığı kışkırtmak için bunları çok rahat bir şekilde kullanıyor ve böylece ülkede topraklar, ağaçlar, bitkiler, canlılar da yanıyor ama manen de bir insan hakları yangını da devam ediyor maalesef. Evet, çok teşekkür ederiz. Efendim, sevgili izleyicilerimiz... Efendim, konuyu bir sorum daha vardı şeyle ilgili. Özellikle şu anda hem partinizin genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş veya diğer partinizden siyasi tutuklularla acaba son gelişmeler çerçevesinde görüşebiliyor musunuz? Bu kanallar açık mı? Şimdi efendim ben cezaevine girdiğimde sağ olsun tüm vekil arkadaşlarım, cezaevindeki vekil arkadaşlarım bana mektup yolladılar. Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla, ben diğer birçok vekil arkadaşımız hani moral destek anlamında gönderdiler. Ben de onlara cevabi mektuplar gönderdim. Ve cezaevinden çıktıktan sonra Sayın Demirtaş'ın Diyarbakır'daki evini ziyaret ettim. Bir destek ziyareti oldu. Çünkü hani insan mahpus olduğu zaman daha iyi anlıyor. Ailesinin durumunu. Mutlaka bu tür destekler çok çok önemli. Çok değerli. Özellikle böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Selamlarımızı ilettik. Hani bu tür bir iletişim elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlar da bizim direnişimizi selamladılar. Çok değerli bulduklarını söylediler mektuplarında, sağ olsunlar. Yani o zindanda televizyondan takip ettiklerini ve büyük bir heyecan yaşadıklarını, gurur duyduklarını söylediler. Ve özellikle de şunun altını çizdiler, bunu çok önemsiyorum. Hani sadece Kürt meselesinde değil, her farklı camiaya, kesime yapılan haksızlıklardaki ilkeli duruşundan dolayı tebrik ettiler. Yani bunun altını çizdi tüm vekil arkadaşlarım. Hani gerçekten onlar da çok nitelikli bir duruş sergilediler. Yani sen tam bir insan hakları savunuculuğu yapmaya çalıştın ve bundan dolayı cezalandırıldın. Her mazlumun mağdurun yanına koşmaya çalıştın ve biz de bunu çok değerli buluyoruz. Çok doğru işler yaptın vekilim. Dediler. Ve tabii biz de şu anda onlar için kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz inşallah.